İnsanoğlu çok daha uzun yaşıyor, çok daha kaliteli ve çok daha sağlıklı yaşıyor. 15. yüzyıllarda 30-35 yaşına kadar insanlar yaşarken şimdi 80 yaşına kadar ortalama yaşam süresi. Bütün bunları bize ne sağladı? tabii ki teknoloji sağladı ve teknolojiyle birlikte tıbbın ilerlemesi ve beraberinde gelen birçok tedavi seçenekleriyle buralara kadar geldik. Bu tıbbın en büyük buluşlarından bir tanesi de aşıdır. Aşılar sayesinde birçok hastalıktan artık çocuklarımız ölmüyor. Eskilerde kızamık aşılarından çocuklar çocuk servislerinde kaybedilirken artık doktorlar kızamık aşısını tanıyamayacak durumdalar çünkü ortada kızamık hastalığı yok ve Türkiye bu konuda çok başarılı. Avrupa'dan da daha başarılı, Amerika'dan da daha başarılı. Çünkü çok sayıda çocuğumuz çok bol miktardaki hastalığa karşı korunuyor. İşte bu başarıyı bozmamamız lazım. Çünkü bu başarıyı bozmaya başladığımız zaman o zaman tamamen geriye gidiyoruz. Ve şu an Amerika'nın yaşadığı, İsviçre'nin yaşadığı, Romanya'nın yaşadığı durumlarla karşılaşacağız. Nedir bu? Oralarda şimdi kızamık salgınları var. Kızamıktan insanlar ölmeye başladı Avrupa'da. İşte bizim buralara gelmememiz için çocuklarımızı çok düzgün olarak aşamamız lazım. Ve devlet çocuklara çok güzel bir aşı şemasıyla çocuklarımızı aşılıyor. Birçok ülke bu tür geriye gidişlere karşı önlemler almaya başladı. Fransa'da e, Ocak ayından bir kanun çıkarıldı. Aşılatmayan ailelere ceza geliyor. Yani aşı, bu ailelere hapis cezası, 3 yıla kadar hapis cezası, 30 bin euro para cezası verilmeye başladı. Niye? Çünkü bu aşıların getirdiklerini kaybetmemek için. Ha, aşılarla ilgili bir takım dedikodu bazında şeyler var etraflarda dolaşan. İşte aşılarda civa vardır, alüminyum vardır. Şu anki aşıların hiçbirinde artık civa yok bir kısmında alüminyum var. Ama bu alüminyum aslında o aşıların daha etkili olması için e, bu aşılara eklenen maddeler. Ve bunlar olmazsa aşılar bu sefer etkinliği yetenci olmuyor. Ve biz bu alüminyumun aşıların içinde ne kadar olduğunu biliyoruz. Çünkü bunların hepsi hesaplanmış miktarda konuyu e, konuyor aşıların içine. E, ve şu an bilgilerimizde bu alüminyum çocuklara hiçbir e, zararı yok. Oysa biz alüminyumu o kadar çok farklı yerlerden alıyoruz ki bunun dışında. işte e, serumlardan alıyoruz, kullandığımız bir takım başka ilaçlardan alıyoruz. E, bazen ameliyata girerken serum takıyorlar. O serumun içi alüminyum dolu ama biz onun farkında değiliz. O zaman biz e, tamam biz ameliyat olmayalım içi alüminyum dolu e, serumda takılmasın mı e, diyoruz. Onun için şunu bilmemiz lazım. E, Tıpta her şeyin bir getirisi bir götürüsü vardır. Ama aşıların getirisi o kadar çok büyüktür ki, bir takım kuşkulardan yola çıkarak bu aşıları çocuklara yaptırmamazlık etmememiz lazım. Tüm çocukları aşılamamız lazım.